Bu tarafta. Geçen seferde hanımlardan hiç ses çıkmadı, bilginiz olsun. Niye hanımlara da uzaklayalım? Teşekkür ediyorum. Öncelikle geleyim danılmak istiyorum. Hani sen doğruyum. Yani bulunduğum evin çocuğuyum. İstanbul Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Kazan Kurucu Bölüm mezunuyum. Son iki senedir yine yönelmiş kitapları araştırmakta ve okumaktayım. Yüklüğü duymaktayım. Bu bağlamda biraz kendi üstünden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Beyefendimiz sonuçta da siz karar verebilirsiniz. Çünkü benden daha yaşlı ve daha düşmelisiniz. Ben daha oralara gelmiyorum mesela. Şimdi ben annem ve babam bana sormadı bu arada gözlem olduğunu. Neden dünyayı benim gittirme gerektiği duygular onu da bilmiyorum. Ya da salonda gider bu boğa kuşuna nasıl yalıp geliyorlar onu da bilmiyorum. Ama asıl önemli olan bizim genellikle konferanslarda olsun, panellerde olsun ya da seyirciye yönelik sorularda olsun sıkça tereddütte kaldığım konulardan bir tanesi şu, o da şu, takip etmiyor. Şimdi sen Serenciğim bir kitabını yeni bitirmek üzereyim. Tam da oradayım. Yani, bir Peygamber Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bağlamda kim bir insan hiçbirini kalamayacağız zaten. Olmaz. Yani öncelikle beynelerin konusuna da peki, o zaman amel ve aksiyonlarımız diyelim. Biz salonumuzu yani biz başlıyoruz. Amel, aksiyondan gelir aksiyon kelimesi. Aksiyon gibi derdimizde vardı şu olarak. Fakat yani siz son derece düşünce katılıyorum. Neden biz amel geliyoruz? Yani işin altırma altında kısmında var, uzay alfabesi de var. Yani arasında zengin bir şeyle konuşmak isteyen bizler birbirimizle anlaşma yoluna gideceksek birbirimizi birbirimizle tekrarlamalıyız. Hani demiş şeyin içinde bir de olsun ki öğren, bunu da aşalım diyorum ben. Ama aşarken isteyeceğimiz eylem de oldu. Evet. Bir, ikincisi sen. İkincisi, o zaman demek ki bir insanın eylemlerinin sorumluluğu kime ait? Bir kere o Türk kanunlarına, Türk anayasasına göre 18 yaşına kadar birisine aittir. Öğretmenine, müdüresine, birisine, annesine, babasına aittir. 18 yaşından sonra ise kendisine aittir. Kanun öyle diyor. Kur'an dinle bilmiyorum. Onu da siz isterseniz bir şey yapalım. Herhalde 12 yaşına kadar yaşıyor. Kur'an dinle diyor. Yaşlısından ziyade. Yani ben 18 yaşına kadar anayasaya karşı İşlersem sorumlusu annem babam veya benim veya öğretmenim veya işte benden sorumlu olan abim, ablam kimse. Ama 18 yaşından sonra bir anayasaya karşı bir kişi dediğimde bir eylem yaptığında yani anayasaya karşı bir eylem yaptığında sorumlusu kendimim. Şimdi bu bağlamda eğer Kur'an'ı okuduk muhteşem. Beğendiğin işle okumaları da hayatın alanlarını yönelmek istiyorum. Ve ilk sektörde öyle bir yönelişim peşindeyim. Şuna koy. Müsaken. Bu o zaman sürekliliğin içerisinde arzeden tasavvurlarda da İslam felsefesini, İslam tasavvuf felsefesini ve aynı zamanda tarikatları bilmiyorum. Olmadığını pek bir düşüncem yok. Fakat kim bir gün okulu üniversiteden mezun olduysam bile onlardan soğudunuzsa onlar kendileri düşünsünler artık. Ve bu sıcaklık ve bu dini istiğfarlarla uğraşan insanlarda ve yazdığı kitaplarda tüm bir ışık bölümünün her anlamıyla aranızda bulunmaktan mutluyum. Eğer eylemlerimizin sorumlusu, kanun bizi 18 yaşımızdan sonra sorumlu tutuyorsa zannediyorum ki sözü insan etsem beni bağışlayın. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet.
beyefendinin hakikaten meclis aynı zamanda birkaç soru da barındırıyor. Onu inşallah bakın sohbetlerinde cevaplamaya devam edelim. Bu akşamın iman ve aksiyon konusunu aşan kısmı var. İnşallah vakıfta pazartesi, çarşamba, cuma akşamları devam edelim o sohbetlere. O soruların bir kısmını orada birlikte cevaplayalım. Evet, iman İslamiyet ilişkisi noktasında her Müslüman mümin midir? Soru bu. Doğmakla İslam... Mümin olduğu kadar kısa özetlersek sevindim. Ben size sorayım. Doğmakla İslam şahadetle Müslümanımız yetiyorsa Muhammed'i acaba anladın mı, anlamadın mı? Sen soruya soru ve cevap vermek en kestirdiği. Bu tarafta başka var mı? Şimdi mesele burada can alıcı o. Eda buyurun. Mana anlaşıldı. Affedersiniz. İsterseniz şeye dönecek. Mana anlaşıldı. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam anlamak onu hayata yaşamak ve tatbik etmekten ibaret değildir diye bir cümle kurdu beyefendi. Anlamak demek evet. Muhammed Efendimiz gibi yaşamak demek değildir. Diye bir cümle kurdu beyefendi. Demek istedim. Evet. Yani demek değildir. Şimdi can alıcılıkta aslında bu pratik bile hay Allah razı olsun. Yani bu akşam şu basit konuşma bile aslında yani meseleyle alakalı varım hocam alabilir. Meseleyle alakalı can alıcı. Ahmet Bey. Ana. Var mı söz? Tamam. Hocam buyurun lütfen. Hocam lütfen. Lütfen abi. Rica ediyoruz. Olsun olsun. Öyle yapalım. Ben fark etmedim. Kusura bakmayın. Buyurun. Sayın hocam. Biz İslam'da yer almışız ama yarınlıkta mümin olamamış. Mümin olamamış. Çünkü eğitimimiz biraz da eğitim. Eğitim alamamışız ve onun için mümin olamamış. Ben müminim ve İslam'ın ne olduğunu biliyorum ama bilmeyenler de mümin olduğunu da bilmiyor, İslam'da yer aldığını da bilmiyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi o mikrofon gelinceye kadar şununla alakalı temelde bir ölçü. Bu akşam sadece bir mikrofon uzatıldığında çok temel bir mesele. Nüfus cüzdanında herkesin İslam yazdığı ve memleketin kendisinin bir İslam ülkesi olarak anıldığı, herkesin Müslümanım diyebildiği ve netice itibariyle Müslüman olmak kadar bu manada zaman zaman huzur ve rahatlık olduğu ama iş ibadet ve taate dönmeye başladığında farklılıklar arz eden, yaşama aksetmeye, hayata taşımaya, aksiyona dönüşmeye başladığında farklılıklar arz eden bir durumla karşı karşıyayız. İşin özü, esası, ruhu, bu. İman ve aksiyon kelimesi ilişkisindeki temel özellik bizim bu akşam üzerinde müzakere edeceğimiz, konuşacağımız. Her konuda mutlak anlamda hep beraber birle beraber olamayabiliriz. Farklılıklarımız olabilir. Farklı düşünebiliriz. Fakat şu tespiti yapmak durumundayız. Eğer aksiyon imani ve Kur'ani ıstılahta amele karşılık eyleme karşılık geliyorsa ki böyle aksiyonun Kur'an'ın tanımı nedir derse, ıstılahta karşılığı nedir derse, aksiyon amel. Bu tartışılmış ulema'da. İman, amel ilişkisi. Mümin, Müslüman ilişkisi. Müslüman, İslamiyet'e taraftar olan. İslamiyet'in tarafında yer alan. Ama İslamiyet'e her taraftar olan mümin olmaya bilir. Şimdi bununla alakalı sahanın ehliyet uzmanı Bediüzzaman'ın 1908'de Osmanlı'nın son döneminde Hürriyet'in başında yaşadığı bir hatıra var. Bakın
Marmara layıkası söz basın yayın tertibiyle o eserin 171 numaralı mektubunda Bediüzzaman şöyle diyor. Hürriyetin başlangıcında 1908'de İttihatçılar, o dönemin İttihat Terakki cemiyeti içerisinde bir kısım dinsizleri görüyorduk ki İslamiyet ve şeriatın sosyal hayatı ve insanın cemiyet hayatının daha rahat, huzurlu olabilmesi için o kıymetli düsturlarına sahip çıkıyorlar. Bir kısım dinsizler. Bir dini yok. Ama İslam'ın bir kısım prensiplerine taraftar oluyorlar. Bütün kuvvetleriyle Şeriat-ı Ahmediye'ye taraftar edilir. O noktada Müslüman, yani iltizam-ı hak ve hak taraftarı oldukları halde iş tatbikata gelince mümin değiller. Demek Müslim-i gayri mümin ıtlakına istikrar kesmediyorlar, açacağız. Şimdi ise direk usulünü ve medeniyet adı altında çağdaşlık, modernite, modernizm, çağdaş dönemi yeni bir kısım unsurlarıyla beraber ortaya çıkan hususlar ki o cereyanlara taraftar olduğu halde Allah'a, ahirete, peygambere iman da taşıyor. İman konusunda bir problemi yok. Ve kendini de mümin biliyor. Madem farklı hakikat olan Şeriat-ı Ahmediye'nin kavaniye nizam etmiyor ve hakiki karakterlik etmiyor, gayrimüslim bir mümin oluyor. Burada iman ve amel ilişkisinde şöyle bir denklem var. Can alıcı nokta, fikrin harici alemde fiile dönüşmesi ise aksiyon, eylem, amel, bu bizim fikir planındaki imanımızla, inandığımız değerlerle, inandığımız hakikatlerle doğrudan ilişkili. Neye inandığımız, eyleme döktüğümüz amelimiz de ortaya çıkıyor. Can alıcı nokta burada. Çünkü şöyle bir problem var. Eğer inandığı gibi yaşama problemiyle karşılaşan bir mümin bir süre sonra cemiyetin getirdiği, sosyal hayatın getirdiği, güncelin getirdiği, çağdaşlığın, modernizmin buna mübahset birçok kelimeyi getirdiği, inandığı gibi yaşayamayan, bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlıyor. Bugün mümin ve Müslümanın en büyük problemi bu. Çünkü eğer yaşadığı gibi inanmaya başlıyorsa yaşama göre bir din ihtas ediliyor demektir. Tekrar cümleyi kullanıyorum. Yaşadığı gibi inanmaya başlıyorsa o zaman din evrilip çevrilip farklı bir din formatında o zaman yaşam çeşitleri adedince ne çıkıyor? Dinler ortaya çıkıyor. Oysa din hakla hakikat itibariyle tek yekta dinlettiğine indallahi İslam Kur'an böyle diyor. Din İslam'dır diyor. Fakat din İslam'dır diyor ama ucurakta bizi birbirimize kardeş ilan ederek o hükmü koyduğu kardeşlik ayetinde innemel müminune yehvetül diyor. İnnemel müslimune demedi. Ne dedi? Müminune yehvetül. Kardeşlik denklemi ne üzerine müesses? İman üzerine müesses.